Yeniden merhaba, kanalıma ilk defa gelenler için ben aşkım. Bugün sizlerle Nisan ayı favorilerimi paylaşacağım. Hiç lafı uzatmadan ilk favorimle başlıyorum. Nisan ayındaki ilk favorim, Nisan ayı benim için bol koşuşturmalı, bol seyahatli oldu. Şikayet etmiyorum ama sürekli bir valiz yap, valiz boşalt, kozmetik doldur, kozmetik boşalt durumu oldu. Daha önce bu üründen bahsetmiştim ben ama bu ay bolca kullanınca tekrar favorilerime koymak istedim. Şimdi yaz başlıyor, seyahatler başlıyor. Bilmeyeniniz varsa işinize yarayabileceğini düşündüğüm bir ürün. Parfüm atomizeri diye satılıyor. Böyle küçük kapsüller, içi boş satılıyor. Siz parfümünüzü şu şekilde içine püskürterek doldurabiliyorsunuz. Seyahatte yani 100 miligramlık bu parfümü yanınızda taşımaktansa şöyle minik boyu, hatta birkaç tane farklı parfümü kolaylıkla pratik bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Ben senelerdir kullanıyorum, çok memnunum. Birçok farklı platformda bulabiliyorsunuz ama ben en son Gratis'te de buldum. Bunu Gratis'ten almıştım. Ona da bakabilirsiniz, hazır seyahatler öncesi işinizi kolaylaştırabilir. Nisan ayındaki bir diğer favorim de Sephora'nın micellar suyuydu. Biraz gördüğünüz gibi rengi farklı. Bu karbon çarkı, bir karbon modasıdır gidiyor. Daha önce diş beyazlatma ile ilgili de benzer karbon içerikli bir ürünü denemiştik beraber. Bu da micellar su versiyonu. Genelde makyaj temizleyiciler, böyle cilt arındırıcılar, daha açık renk beyazlar, şeffaflar, böyle temizliği simgeler. İlk baktığınız zaman, pamuğa döktüğünüz zaman garip gelebilir. Ama cildi çok güzel ferahlatıyormuş. Göz makyajınızın da, dudak makyajınızın, cilt makyajınızın artığını çok güzel temizliyor. Ciltte bıraktığı hissiyatı da sevdim ben. Hoşuma gitti benim. Bu ay bunu severek kullandım. Nisan ayındaki bir diğer favorim de bir primer'dı. Primer'da kendimle ilgili şöyle bir şey gözlemledim. 2-3 primer dışında denemiyorum. Hani yeni çıkan ürünlere çok bakmıyordum. Ya Benefit Professional'ı kullanıyorum ya Smashbox'ın gözenek küçültücüsünü kullanıyordum. Hani farklı bir primer kullanmak istedim. Shiseido'nun da bu Ibuki'nin gözenek küçültücü, filtreli, pürüzsüzleştirici primer'ı geçtiğimiz ay çıkmıştı. Genelde primer'ları biz hep makyaj altına kullanıyoruz. Bazı primer'lar için şey deniyor, makyaj üstüne de kullanılabilir, gene makyajınızı bozmaz diyor. Ama ben bu saydığım primer'ları makyaj üstüne kullandığım zaman benim fondötenimi bozuyordu. Makyajımın görüntüsünü böyle parça parça, leke leke durmasına sebep oluyordu. Pudra ile çok örtüştürdüğüm primer'lar değildi. Bunu o yüzden aldım. Testerini makyajımın üstüne uyguladığım zaman makyajımı bozmadı. Özellikle benim gibi cildiniz karmaysa, T bölgeniz yağlıysa, böyle gün içinde alnınızda, burnunuzda yağlanmalar oluyorsa, biraz o yağ emici mendille ya da tuvalet kağıdıyla bir şeyle alıp üzerine uyguladığınız zaman makyajınız o fresh görüntüsünü koruyor. Çok beğendim bunu. Buna da bakabilirsiniz eğer primer arayışınız varsa. Nisan ayındaki bir başka favorim de yine UFO'muz geldi. 2 aydır aydınlatıcı favorilerim Becca'nın oluyor. Geçtiğimiz ayda Champagne Pop rengini deneme şansım oldu. Bayıldım. Daha yeni kullanmaya başladığım için herhangi bir kırılma, düşme vesaire olmadı. Rengi harika. Esmer tenede, orta ton, açık tenede çok yakışacağını düşündüm. Gerçekten şampanya rengi çok güzel, ışık yansıtıcılı, böyle tane tane simlerin gözükmediği İddialı bir aydınlatıcı. Ben aydınlatıcı seviyorum. Çok böyle sakin, belli belirsiz bir aydınlatıcı değil ama ben ciltteki görünümünü seviyorum. Aydınlatıcıların cilde verdiği o etkiyi seviyorum. Daha dinlenmiş, daha aydınlık gözüküyor. Bu rengi de, diğer Moonlight olan rengi de çok severek kullanıyorum. Buna da bakabilirsiniz. Bu ay denediğim, çok beğendiğim bir başka ürün de yine Sephora'nın lip tintleri. Şöyle baktığınız zaman aslında parlatıcı gibi duruyor. Ben de öyle düşündüm. Lip tintler genelde dudakta bir pigment bırakır. Siz denize de girseniz, havuza da girseniz ya da dudağınızı silseniz, yemek yeseniz de o tint birazcık dudağa renk verir. Bu Kore kozmetik ürünlerinden bütün sektöre yayılan bir ürün segmenti. Dudağınıza uyguladığınız zaman kısa bir süre içinde kuruyor ve kolay kolay da o renk gitmiyor. Rengi de dudak tonundan birkaç ton koyu kaldı. Benim çok hoşuma gitti. Kolay çıkmıyor, öyle yemekle memekle çıkmıyor. Yaza uygun bir ürün. Bir sürüp bir daha unutabileceğiniz tarzda bir ürün. Bendeki rengi 01 Rose Tint rengi.
Bunlara da bakabilirsiniz öyle bir ihtiyacınız varsa. Benim çok hoşuma gitti. Bu yaz severek kullanırım ben onu. Nisan ayındaki son kozmetik favorim de Deborah Milano'nun Velvet Matte Lipstick'leriydi. Liquid Matte rujlarıydı. Özellikle şu 09 rengini kendime çok yakıştırdım. Bunları da dudağa uyguladığınız zaman 5-6 dakika içinde tamamen kuruyor. Bulaşma vesaire yapmıyor. Genellikle Liquid Matte rujlar birazcık dudakları kurutma eğilimindedir. Bunlarda da aynı şekilde. Çok böyle üst üste 3-5 gün kullanmanızı tavsiye etmem. Dudağı ciddi anlamda kurutuyor çünkü. Ama hem fiyatı hem performansı, dudakta kalış süresi ben çok beğendim. Nisan ayında en sık kullandığım ürünler, farklı ürünler bu şekildeydi. Kozmetik dışı favorilerine gelelim. Kozmetik dışı ilk favorim kameraydı. Özellikle vlog çekmeye ben yeni yeni başladım. İşte birkaç vlog yayınladım. Herkes kamerayı soruyordu. Instagram'dan falan da herkes DM atıyordu. Onu sizinle paylaşayım. Ben çok araştırdım. Ya Canon'un bu makineyi alacaktım ya Sony alacaktım. Canon'un renkleri benim daha hoşuma gitti. Şimdi ne yazık ki kamera konusunda hiçbir zaman şu en iyi diyebileceğiniz bir şey ne vlog kameralarında ne DSLR'larda böyle bir şey söz konusu değil. Herkesin estetik algısına, renk algısına göre kamera seçenekleri, lens seçenekleri değişiyor. Ben vlog kamerası için ya bu Canon'u alacaktım ya da Sony'yi alacaktım. Sony'nin netlemesi Canon'dan daha iyi ama ben Canon'un insan cildini yansıtmasını, kontrastlığını çok beğendim. O yüzden tercihimi bundan yana kullandım. Yeni çıkan bir makina G7X Mark II'si. Daha önce 3-4 sene önce sanıyorum Mark 1'i çıktı. Bayağı popülerdi. Bu Mark 2'si diğer vlog kameralarında olduğu gibi şu şekilde kendinizi konuşabiliyorsunuz. Touch screen, yüzünüzü netleyebiliyorsunuz. Canon'un netlemeleri de iyi zaten. O yüzden direkt yüzü takip et seçeneğiyle tuttuğunuz anda sizin direkt yüzünüze netleme yapabiliyor. Çok severek kullandım. Seyahatlerde de vlogları bununla çektim. Şu alt aparat da çok soruldu. Bu tripod tipine de Gorilla Pod deniyor. Amazon'da vesaire fotoğraf ekipmanları satan yerlerde bulabileceğiniz bir tripod. İstediğiniz gibi şöyle kollarını değiştirip ağaç yüzeyine, başka bir yere, metal parmaklıklara şu şekilde kıvırıp formunu değiştirip kameranızı asabiliyorsunuz. Ya da normal düz tripod olarak kullanabiliyorsunuz. İşlevsel bir de kamerayı şöyle tutmaktansa şöyle bir kol boyu kadar daha alanınız olması hem arkanın çıkması hem yüzünüzün böyle dibine girmemesi anlamında daha hoş görüntü veriyor. Ona da bakabilirsiniz eğer kamera arayışınız varsa. Dediğim gibi benimki Canon G7X Mark II. Bu da Gorilla Pod Amazon'da satılıyor. Kozmetik dışı bir diğer favorim de bir kahve makinesiydi. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz aylarda taşındım. Kendi düzenimi oturttuktan sonra bir yeni rutin edindim. Yeni taşındığım dönemde Nescafe Dolce Gusto bana bir kahve makinesi hediye etti. O kadar hoşuma gitti ki kafelerde içtiğim kahveyi evde yapabilmek, aromalı kahveleri evde yapabilmek. Kapsülleri var, oranları çok basit. Öyle filtreyi de temizlemeyi de aletin içini temizlemenize gerek yok. Bildiğiniz kafelerde aromalı kahveleri evde yapabiliyorsunuz. Çok hoşuma gitti benim. Hazır şimdi anneler günü geliyorken ben anneme kendim almak için firmayla bağlantıya geçtim. Firma çok cömert davrandı. Nescafe Dolce Gusto'ya da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Takipçilerinin de annelerinin anneler gününü kutlamak için bir adet kahve makinesi hediye etmek isteriz biz takipçilerine dediler. Ben de severek kabul ettim. Tek yapmanız gereken YouTube kanalıma tabii ki abone olmanızı istiyorum. Çünkü bu hediyenin takipçilerime gitmesini istiyorum. Instagram'dan beni takip etmek ve videonun altına yorumlara anneler günüyle ilgili bir anınız olabilir. Anneler gününün size ne ifade ettiği olabilir. Annenizle hoş böyle komik bir hikayeniz olabilir. Annenizin en çok sevdiği kahve bile olabilir. Anneler günü temalı ve annenizle ilgili bir yorum bırakmanızı, böyle birkaç cümle bir şeyler yazmanızı istiyorum. Eminim ki okuması çok keyifli olacak. Sizler için de paylaşması keyifli olacak. Gelen yorumlardan bir kişiye bu gördüğünüz kahve makinesini hediye göndereceğiz. Umarım beğenirsiniz. Şimdi her ay olduğu gibi Nisan ayında da izlediğim ve sizinle paylaşmak istediğim filmler oldu.
İlki Türkçe'ye Gizli Güzellik diye çevrilmiş. Collateral Beauty, Will Smith oynuyor, Kate Winslet oynuyor, Edward Norton oynuyor. Çok beğendim. Filmin konusunu söylemeyeyim ama böyle mistik bir şeyler yok. Sadece insanların ölüme bakış açısı, sevgiye bakış açısı, zamana bakış açısını sorgulayan, bunu şimdiye kadar başka filmde görmediğim şekilde işleyen bir film. Hani çok çok ciddi bir film değil ama hani duygusal hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir film. Ben çok beğendim. Ona da bakmanızı öneriyorum. IMDb puanı 7.9'muş. Güzel bir filmdi. Benim hoşuma gitti. Böyle aksiyon filmi değil, tamamen dingin, duygusal. O kavramları sorgulatan bir film. Bir diğer bahsetmek istediğim film de Gizli Sayılar diye Türkçe'ye çevirmiş. İki tane gizli üst üste geldi. Tamamen şans eseri. Orijinal ismi Hidden Figures. Üç tane siyahi Amerikalı kadının, bilim insanının uzaya ilk astronotu gönderilirken, NASA'da çalışırken başlarından geçenler, genel ortamın onlara tepkisi vesaire, bunu anlatan çok hoş bir film. Dönem filmlerinde zaten o dönem özellikle Amerika'da ırkçılık problemi olduğu için onlara değinen, kadın sorunlarına başka bir açıdan değinen güzel bir film. Ona da bakmanızı öneriyorum. Sanıyorum Golden Globe'da da ödül adaylıkları vardı. O da çok güzel bir film. Ona da bakmanızı öneriyorum. Diğer bahsetmek istediğim film yine duygusal bir film. Oyuncuları da gerçek hayatta beraber. Alicia Vikander'da Michael Fassbender mı? Yanlış telaffuz etmiş olabilirim, hatırlamıyorum çünkü soyadını. Normal hayatta da beraberler. Filmde de çocuk sahibi olmaya çalışan bir çiftin hikayesi ama çok küçük bir yerde geçiyor. Psikolojik gerilim, drama, öyle bir film. O filmde çok oyunculuklar çok iyiydi zaten. Çok beğenerek izlediğim, etkilendiğim, etkilenmemize imkan yok. Hele kadın olarak, hani anne olmasanız da, anne olmayı düşünmeseniz de o çok güzel işlenmiş bir film. Çok beğendim. Ona da bakmanızı öneriyorum. Son olarak sizlere bir duyurum olacak. Özellikle Çanakkale bölgesi çevresinde yaşayanlara. Ben biliyorsunuz ki panellere katılmayı, üniversite söyleşilerine katılmayı çok seviyorum. Çünkü YouTube yapısı itibariyle evet rakamlar artıyor, yeni takipçiler geliyor ama o rakamın fiziksel karşılığını biz normal hayatımızda görmüyoruz. Ben sokağa çıktığım zaman 140 bin kişiyle yüz yüze gelmiyorum, diyalog kurmuyorum. Ancak böyle üniversite söyleşileriyle o rakamlar fiziksel bir değer kazanmış oluyor. Biliyorsunuz YouTube'da YouTube Muhabbetleri adında çok güzel bir kanal var. Çok güzel söyleşiler, sohbetler gerçekleştiriyorlar YouTube'da. Onların organize ettiği Türk Telekom'un Selfie Fest kapsamında 18 Mayıs'ta 18 Mart Çanakkale Üniversitesi'nde söyleşiye geleceğiz. Saat 3.30'dan 4.30'a kadar hep beraber bir canlı yayın yapacağız. Eğer yakınlardaysanız, gelirseniz çok seviniriz. Hepimiz çok seviniriz. Bol bol sohbet ederiz, fotoğraf çekeriz. Gelirseniz çok sevinirim. Arkadaşlarım da sevineceğine çok eminim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Gene çenem düştü. Gene 15-20 dakikalık video çıkmıştır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun altına yorumlara anneler günü dileğinizi bırakmayı, kahve makinesine aday olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.